sultanım. Süleyman. Kötü bir haber aldım. Ayaz Paşa vefat etmiş, öyle mi? Maalesef doğru Hürrem. Bu veba illeti Ayaz Paşa'nın aniden vefat etmesine sebep oldu. Allah rahmet eylesin. Amin. İnşallah hadisenin arkasında başka bir şey yoktur. Malum paşanın seveni kadar sevmeyeni vardı. Ayaz Paşa'nın eceliyle vefat ettiği kat'i Hürrem. Ondan boşalan makama Lütfü Paşa'yı tayin ettim. Bana sadakatle hizmet edeceğine inancım tam. Benim de öyle. Kader işte. Birisinin talihsizliği bir başkasının talihi olabiliyor. Süleyman, seninle konuşmak istediğim başka bir husus daha var. Sultanım. Zannediyorum yolladığım hayırlı haberler kulağınıza gelmiştir. Malumatım var elbet. Hayırlara vesile olsun paşam. Amin, amin inşallah. Nihayet devran döndü. Merhum İbrahim Paşa da dahil olmak üzere bu yüce devlet yeterince kötü vezir gördü. Ama Rabbime şükürler olsun ki artık ben varım. Rabbimin de izniyle dişimle tırnağımla geldiğim bu yüce makamda çok büyük hizmetlerim olacak inşallah. Sayemde elde edilmiş bir zaferden kendinize pay biçeceksiniz illa. Hiç değilse benim yanımda söylemeyeyim paşa. Hürrem dönmeyi başardı. Bize karşı daha da saldırgan olacaktır. Dikkatli olmak lazım. Ne de olsa bir vezir-i azamın katline vesile olmuştu. Siz bunları kendinize dert edinmeyin sultanım. Hiç kimse bana zarar veremez. Hiç kimse. Öyle diyorsunuz ama Mihrimah'ı Rüstem Paşa ile evlendirmesi an meselesi. Buna mani olmaya mecburuz. Süleyman haremde bazı laflar dolaşıyor. Rüstem Paşa ile Mihrimah hakkında. Ben de seninle bu mevzuyu konuşmak istiyorum. Malum sen Edirne'deyken sana bu hususta malumat vermedik. Ayaz Paşa vefat etmeden evvel Rüstem Paşa'yı damat olarak tavsiye etti. Demek öyle. Ne karar verdin peki? Yoksa? Seninle konuşmadan bir karar vermedim elbet. Validesi olarak senin fikrin nedir? Sence Mihrimah böyle bir izdivaca hazır mı? Şaşkınlığı mazur göre çok ani oldu. Ancak Mihrimah çocuk değil artık. Bugün değilse yarın evlenecek. Allah hayırlısı neyse onu nasip etsin. Amin. Rüstem Paşa hakkında fikirlerim malumun. Kendisini yıllardır biliyoruz. Ona itimadım tam. Sultanıma layık bir paşa. Ben de senin gibi düşünüyorum. Lakin Mihrimah benim göz bebeğim. Onun hanesinde huzuru bulmasını isterim. Şah Sultan'ın söylediğine göre Mihrimah bu izdivaca razı değil. Vesilesiyle
Benim de rızam yok. Hürrem'in gerçekten hayatımızdan çıktığını düşünmüştüm. Lakin ne yaptı etti? Geri dönmeyi başardı. Gördüğün gibi Hürrem'i alt etmek o kadar da kolay değilmiş. Kolay olsaydı İbrahim yaşıyor olurdu, öyle değil mi? Ayrıca Hürrem geri dönmüş olabilir. Lakin eskisi kadar güçlü olmadığı aşikar. Ayas Paşa'nın vefatıyla divanda kimsesi kalmadı. Doğru. Nihayet istediğini aldın. Sevcini veziri azam yapmayı başardın. Bu hepimizin menfaatine Hatice. Hepimizin. Hem sen şimdi bırak bunları. Ne vakit gidiyorsun sarayına onu söyle. Hünkârımız bir an evvel Zevcin'in yanına gitmeni istedi. Haksız da değil. Bu evliliğe nasıl razı geldim? Unuttun mu? Şimdi benden o saraya gitmemi nasıl beklersin? Hünkârımızı daha fazla kızdırmanın bir manası yok. Bir an evvel hazırlanmaya başlasan iyi edersin. Benim buradaki varlığımdan rahatsızsın. Öyle değil mi? Bu yüzden Lütfi Paşa'ya hala burada kaldığımı söylettin. Hatice, bunun benimle bir alakası yok. Hünkârımız kuş kullanıp sual etmiş. Lütfü Paşa da söylemek mecburiyetinde kalmış. Eminim öyledir. Allah'ım ne günlere kaldık. Kendi sarayımda bir sığıntı oldum. Şimdi ise kovuluyorum. Hatice. Hatice. Validem, sizi çok merak ettik. Şükürler olsun ki döndünüz. Evet. Veba şehrin her yanı sardı. Edirne'ye kadar yayıldığını işitince sizin için endişelendik. Allah'tan döndünüz validem. Sizi çok özledim. En çok da ben özledim validem. Nihayet buradasınız. Neden Edirne'de kaldınız? Aslında bunu hepimiz merak ediyoruz. Hünkârımıza da sordum.
Fakat bir cevap alamadım. Bunları konuşmanın bir manası yok. Artık geldim, buradayım. Bundan sonra ayrılmayacağız. Mirim'e hiçbir şey yemedin. Pek aç değilim. Müsaadenizle daireme gitmek istiyorum. Evvela yemeğini bitir, daha sonra gidersin. Validem. Daha sonra dedim. Hünkârım, aldığımız bütün tedbirlere rağmen salgın devam ediyor. Can kaybımız nedir? Maalesef bu illet yüzünden vefat edenlerin sayısı 5000'i geçti hünkârım. Her gün 100 ila 150 kişi vefat etmekte. Yatağa düşenler de bir hayli fazla hünkârım. Hızlı hareket etmeliyiz Ebu Suud Efendi. Allah'ın izniyle bu salgının önüne geçmeliyiz. Hünkârım, bugün Venedik elçisini kabul etmek istiyorum müsaadenizle. Malumunuz, hayli zamandır bekletiyorum. Görüş bakalım, ne teklif edecekler. Hünkârım, Kaptanı Derya, Hızır Hayrettin Paşa geldiler. Kendisini limanda karşıladım. Huzura kabul için beklerler. Al içeri. Hünkârım. Hoş geldin Kapıdan Paşa. Hoş bulduk hünkârım. Evvela Ayaz Paşa'nın ani vefatından mütevellit. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Lütfi Paşa'm, sizi de tebrik ederim. Hayırları vesile olur inşallah. İnşallah. Manisa'dan ne haberler getirdin Kapıdan Paşa? Şehzade Hazretleri sizi Yüce Padişahımıza selam ve hürmetlerini iletmemi buyurdular. Aleykümselam. Tersane ile alakalı emirlerinizi kendilerine söyledim. Ancak hayret içinde kaldılar. Zira şehzademiz daha evvel size malumat vermişler. Ne malumat? Seferdeyken vaziyeti izah eden bir mektup yollamışlar. Ancak ne hikmetse ulaşmamış. Bir nüshası elimde. Bizzat şehzademizin lalası tarafından mühimme defterine yazılmış. Ben kendisiyle de görüştüm zaten. Nasıl olur bu Malkaçoğlu? Nasıl olur da şehzademden gelen mektup bana ulaştırılmaz? Hünkârım, bir malumatım yok. Seferde bana ulaklık eden herkes sorgu sual edilsin. Bu mektubun başına ne geldiyse bilmek istiyorum. Emredersiniz. Sen devam et paşa. Nereden icap etmiş bu donanma sevdası? Hünkârım. Gel. Şehzadem. Hızır Hayrettin Paşa payitahta ulaşmıştır. Bir hafta 10 güne kalmaz kendisinden haber alırız. Sesinde endişe var Taşlıcalı. Anlaşılan kötü bir haber bekliyorsun. Allah yazdıysa bulsun şehzadem. Ancak görünen köy kılavuz istemez. Şehzadem, kadırgaları inşa ettirmek bir yana, bir de o kadırgalara binip denize açıldınız. Hünkârımız buna sessiz kalmayacaktır. Bir gün tahta çıkmak nasip olursa o güne hazır olmalıyım Taşlıcalı. Zira babam gibi, ecdadım gibi cihan titreten bir padişah olmak isterim. Bunu da sarayda oturarak yapamam. Şehzademizin kendilerine ait bir donanma kurma niyetleri yok. Devlet-i Aliye'nin emniyeti ve menfaatleri için ihtiyaç duymuşlar sadece. Ne menfaatiymiş bu?
Malumunuz Akdeniz'in doğusunda bazı can sıkıcı meseleler var. Biz üç cephede savaştayken bu meseleler bir hayli çoğalmış. Şehzademiz tersanenin ihyasıyla hem buradaki korsan faaliyetlerinin önüne geçmek... ...hem de kafirin Hint ve Acem devletleriyle irtibatını kesmek istemişler. Aslına bakarsanız hayli isabetli bir karar hünkârım. Genç yaşta bunu düşünmüş olmaları takdire şayan. Allah şehzademize uzun ömürler versin. Belli ki yüce hünkârımıza layık bir şehzade olarak yetişmekteler. Maşallah. Hakkı haliniz var Paşa Hazretleri. Şehzademizin yaşı malumunuz hünkârım. Usulen bazı hatalar olacaktır elbette. Ancak zamanla tecrübe kazanıp her daim siz yüce padişahımıza gurur vereceklerdir. Anlatacak başka bir şey var mı kapıdan paşa? Hünkârım bir husus daha var. Zira şehzademiz bizzat benim söylemem buyurdular. Nicedir reislerimin de peşinde olduğu portakal bir korsan var. Vasco da Gama'nın oğlu. Reaya'ya zulmedip ticaret gemilerimizi yağmalıyordu. En son Kırmızade Hasan Efendi adlı bir şeyhin oğlunu kaçırıp karşılığında yüklüce fidye istemiş. Bunun benim şehzademle alakası nedir? Hünkârım, şehzademiz tersaneden gelen bir kadırga ile denize açılmışlar. İstenen fidyeyi bizzat kendileri teslim etmek suretiyle korsanı gemisinde yakalamışlar. Sen ne dersin paşa? Bu ne cüret? Böyle bir şeye nasıl müsaade edersin? Ben oraya vardığım zaman şehzademiz çoktan yola çıkmışlardı hünkârım. Şehzademiz afiyettedir inşallah. Şükürler olsun afiyettedir Ebu Suud Efendi. Korsanın canını bizzat alıp Hasan Efendi'ye oğlunu teslim etmişler. Şeyh Hasan Efendi çok muhterem bir zattır. Herhalde şehzademiz kendisine hürmeten... Bir değil, iki değil. Şehzademin maksadı nedir? Bu ne cüret? Bir şehzade nasıl denize açılır? Nasıl olur da kendi canını böyle tehlikeye atar? Hayrola Sümbül? Şimdi de siyasi meselelere mi merak saldın? Ya sabur ya Rahim. Benim işlerim sana mı düştü? Çekil önümden, çekil. İfrit. Sürüden ayrılma. Ayrılma ki kurtlar kapmasın seni. Oy, senden hala kurt mu olur? İşittiğime göre benim yokluğumda Şah Sultan'la dertleşiyormuşsun. Hatta istivaca mani olması için yardım bile istemişsin. Öyle mi? Kendisi geldi. Hünkârımız istemiş. Ben de o yüzden... Ben sana benden başka hiç kimseye güvenmeyeceksin demedim mi? Benim ve kardeşlerinin canını almak için yemin etmiş o zalimlere nasıl itibar edersin? Nasıl yanlarında durursun? Denize düşen yılan hasarlamış. Senden evliliği düşünmeni istedim. Ama seni aklına bile geçirmedin öyle mi? Düşünmesi bile huzurumu kaçırmaya kâfi. Rüstem'le evlenmeyeceğim. Onu sevmiyorum. Asla da sevmeyeceğim. Siz bana bir söz verdiniz. Kalbim kimin için atıyorsa onunla evlendirecektiniz beni. Mişima sen neden anlamıyorsun? Hislerin karşılıklı değil. Mahkuç oğlunun gönlünde sen yoksun.
Yanılıyorsunuz validem. O sadece... Mazide olup bitenler kalbini yaralamış. Aynı şeyleri yaşamak istemiyor. İnanmak istediğin şey bu olabilir ancak... ikimiz de hakikatin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sen bir sultansın. Nasıl gururunu düşünemezsin? Valide. Bugün yarın bir karar verilecek Mirima. Rüstem Paşa'yla evleneceksin. Hünkârımız benim rızam olmadan böyle bir karar vermeyeceğini söylemiş. Şah Sultan'ın laflarına itibar edip... bir kez daha hataya düşmemişim ha. Ben hünkârımızla konuştum. Baban da benim gibi düşünüyor. Ama Şah Sultan... Onun tek derdi bu istivaca mani olmak. Neden biliyor musun? Çünkü Rüstem Paşa bana ve kardeşlerine sadık bir nefer. Seninle evlenip güçlenmesini istemiyor. Peki siz ne istiyorsunuz valide? Bu izdivaçtan ne umuyorsunuz? Umduğum tek şey senin saadetin Mirima. Zinhar. Aklına başka şeyler gelmesin. Bu istivaç hayırlara vesile olacak. Bilhassa kardeşlerin için. O halde bana saadetimden bahsetmeyin. Zira bu siyasi bir karar, öyle değil mi? Gözünü aç Mirima, artık çocuk değilsin. Lütfi Paşa, Vezir-i Azam oldu. Ayrıca Şah Sultan Divanı ele geçirdi. İlk fırsatta benden kurtulacak. Sonra kardeşlerinden. İstediğin bu mu? Elbette hayır. Ama buna mani olmak için Rüstem Paşa ile evlenmem şart değil. Validen olarak ben böyle münasip görüyorum. Hepimiz için en hayırlısı bu. İstesen de istemesen de Rüstem Paşa ile evleneceksin. Seni görmeye gelmiştim. Ne oldu sana? Neyin var böyle? Ben iyiyim, yok bir şey. Siz niçin gelmiştiniz? Seni merak ettim. İyi ki de gelmişim. Şu haline bak. Benim güzel yeğenimin canını sıkmışlar belki. Mirima. Korkma. Sen istemediğin müddetçe bu evlilik olmaz. Keşke sizin kadar emin olabilseydim. Validen yüzünden çekiniyorsun değil mi? Kafasına koyduğu her şeyi yapar diye korkuyorsun. Doğrusunu söylemek gerekirse korkmakta haklısın. Elinden geleni yapacaktır. Ama üzülme. Ben yanındayım. Neden? Bu nasıl bir sual? Sen benim yeğenimsin. Üzülmeni istemem. Öyleyse niçin validemi evlatlarından ayırmak istiyorsunuz? Validene olan sevgini anlıyorum elbette. Lakin asıl olan hanedandır Mirima. Sen Sultan Süleyman'ın kızısın. Yani benim kanımdansın. Kulağına neler fısıldanıyor bilmiyorum. Ama o zehirli sözlerin kalbinde yer etmesine müsaade etme. Sen de kardeşlerin de benim canımdan bir parçasınız. Zinhar kötülüğünüzü istemem. Söyle.
hanım Hızır Hayrettin Paşa geldi. Arzda hünkârımızın huzurundaydılar. Sultanım, Şehzade Mustafa tersane ihya etmekle kalsa iyi. Denize de açılmış. Azılı bir korsanı bizzat kendisi yakalamış dediler. Emin misin bundan? Vallahi kendi kulaklarımla işittim. Gerçi Mercan'a denen o iblis çıktı karşıma. Kafasının arkasında gözü var mübarek. Her yerde karşıma çıkıyor. Zümbül abi bırak şimdi onu. Hünkârımız ne dediler? Öyle hiddetlendiler ki vallahi yer yerinden oynadı. Lakin paşalarımız şehzadeye destek çıktılar. Divan onların tabii. İstedikleri gibi hüküm sürüyorlar. Buna bir çözüm bulmak lazım Zümbül ağa. Hürrem Sultanımızın Edirne'den yazdığı birkaç mektup da kayıp. Mercan ağaya sual ettin mi? Haberi yok. Anlaşılan ortalıkta bir böcek dolanıyor. Şehzademizin mektubunun kaybolması mühim. Arkasında her kim varsa şehzademize düşmanlık beslediği aşikar. Paşa Hazretleri. Venedik elçisi Tommaso Contarini geldiler paşam. Lütfü Paşa Hazretleri, Venedik Doju adına sizi tebrik ediyorum. Bu yüce makama tayin edilmeniz bizim için büyük talih. Kabul buyurursanız size Doju'mdan getirdiğim hediyeleri takdim etmek isterim. Hala. Eksik olmayın Signor Tommaso. Tebrik faslı bittiyse mevzuya girin. Zira fazla vaktim yok. Vezir-i Azam Hazretleri, istemeden sürüklenmiş olduğumuz savaşlar sebebiyle üzgünüz. Mazide olduğu gibi aramızda yeniden bir sulh ve ticaret anlaşması arzu ediyoruz. İşittin mi Vali Bey? Sulh istiyorlar. Haçlı donanmasına dahil olurken neredeydi aklınız? O çok güvendikleri donanmaları Preveze'nin sularına gömülünce uyandı gafiller. Ancak ne fayda? Venedik Cumhuriyeti sulh için icap eden her türlü fedakarlığa hazırdır. Buna savaş tazminatı da dahil. Çok cömertsiniz. Maşallah. Signor Contarini. Şimdi beni iyi dinleyin. Müzakere için küçük birkaç şartımız olacak. Evvela hazinenizdeki bütün altınları getireceksin. İlaveten Roma'nın anahtarını da isteriz. Belki o vakit müzakere başlar. Küçük bir ihtimal. Paşa Hazretleri. Çekilebilirsin. Vali Bey. Bırakın gelsin. Yüce Sultan'ın müsahibi olarak sizi evimde ayırlamak isterim. Tavsiyeleriniz bizim için çok mühim. Lütfedip gelirseniz bizi çok mesut edersiniz. Hayrola ne istiyor? Kendileri beni evinde ağırlamak istiyormuş paşam. Anlaşılan hünkârımıza iletmemi istedikleri bazı hususlar var. Madem öyle git. Öğrenelim bakalım neymiş dertleri.
Hoş geldiniz sultanım. Nasipte sizi yeniden payitahta görmek varmış. Tebrik ediyorum paşam. Vezir-i Azam tayin edilmişsiniz. Veba ile de herkese ölüm ve keder getirirken size cömert davranmış. Hünkârımız lütfedip takdir buyurdular. Rabbimin izniyle ben de bu mühim vazifeye layık olmaya çalışacağım inşallah. Mühim olduğu kadar da tehlikeli bir vazife. Lütfi Paşa, İbrahim Paşa'nın başına gelenler malum. Ayaz Paşa deseniz yine öyle. İnşallah sizin de akıbetiniz onlara benzemez paşa. Kaderimizde ne yazılıysa o sultanım. Şah sultanımıza da hürmetlerimi iletin. Doğrusu size söylediklerime rağmen hala nasıl yüz yüze bakıyorsunuz hayret. İnsan makam ve mevki için her şey katlanıyor demek. Paşa. Allahümme sabri. Müsaade edin ağrılarınızı dindireyim şehzadem. Bu kadar kâfi hatun. Hünkârımızdan bir haber var mı? Henüz değil sultanım. Hızır Hayrettin Paşa ancak varmıştır zaten. Kuykular haram oldu yine. Şehzademize mani olmalıydın Taşlıcalı. Bu olanlara asla müsaade etmemeliydin. Şehzademizin emirlerine karşı gelemem sultanım. Meşime Han gönlü olmadı. Doğru değil Süleyman. Sadece ani olduğu için şaşırmış. Haklı da. Nihayetinde mühim bir karar bu. Acelesi yok, hayırlısı. Öyle tabii. Senin neyin var Süleyman? Geldiğimden beri yüzün hiç gülmüyor. Seninle bir alakası yok Hürrem. Şehzade Mustafa'ya mı canın sıkıldı? Sen nereden biliyorsun? Herkes onu konuşuyor Süleyman. Aslan şehzademiz azılı bir korsanı dize getirmiş. Doğrusu büyük cesaret. Bir cihan devletinin şehzadesi böyle davranamaz Hürrem. Mustafa hanedanımızın istikbalidir. Nasıl olur da canını böyle tehlikeye atar? Ya başına bir hal gelseydi nice olurdu halimiz? Allah mesih etsin. Lakin hanedanın tek istikbali Şehzade Mustafa değil. Unutma ki 4 aslanın daha var Süleyman. Öyle elbet. Hem boşuna üzüyorsun kendini. Şehzade Mustafa gördüğün gibi akıllı, kuvvetli, yiğit bir şehzade. Her şeye rağmen doğru bildiğini yapmaktan geri durmuyor. Daha şimdiden herkesin gönlünde taht kurdu. Yeniçeriler, Şehzade Mustafa diyor. Başka bir şey demiyor.
Hünkârımıza mektup yazdın mı? Neden ihmal ediyorsun aslanım? Mevzu bahis olan seni... Telaş etmeyin Valide. Kapıdan paşa icap eden malumatı hünkârımıza iletecektir. Hızır Hayrettin Paşa'ya itimadım tam. Yine de babanla aranı kimseyi sokmamalısın. Hala anlamadınız mı Valide? Babamla aramızda dağlar denizler var artık. Uçurumlar var. Her geçen gün uzaklaşıyor benden. Böyle düşünmenin Hürrem'den başka kimseye faydası yok. Onun istediği de bu. Bire bin katıp seni babandan koparmaya çalışıyor. Lakin başaramayacak. Hünkârımızın gönlünde yatan aslan sensin. Birdenbire ışık süzülmüş içeri. Tahtı aydınlatmış. Üstünde bir bebek görmüş. Benmişim o. Belki de o aslan ben değilimdir Valide. Hünkârımızın bugün canı hayli sıkıldı. Biraz olsun sakinleştirmeyi başardık. Ama şehzademizin de teamüllere uyması icap ederdi. Haklısınız. Sizin vezir-i azam olarak bazı telkinlerde bulunmanızda fayda görüyorum. Elimden geleni yaparım elbet. Şehzademin böylesine manasız bir hata yapması olacak iş değil. Birileri mahsus hataya mı sürüklüyor yoksa? Tetkik ederim. Ancak zannetmem. Zira Taşlıcalı Yahya her daim birlikte. Kendisini mutlaka ikaz ediyordur. Lafını dinletemiyor belli ki. Mahidevran'ın da Mustafa'ya yol göstermesi lazım. Belli ki onun da vaziyeti aynı. Böyle hatalar her daim olmuştur sultanım. Her şehzade kendisini hünkârımıza ispat etmek ister. Bundan başka bir maksat olduğunu zannetmem. Öyledir mutlaka. Ancak bu kendisi için tehlike arz ediyor. Dikkatli olması lazım. Fazla cevval olması, her daim dillerde konuşulması göze batar. Hakkı haliniz var. Hatice Sultan nasıllar? Dairesindedir paşa. Kendisine sual et. Ne de olsa zevcen öyle değil mi? Müsaadenizle sultanım. Paşam. Sultanımız ayak diremese bari. Bir de bu mesele yüzünden hünkârımızın canı sıkılmaz. Yemeyip içmeyip vaziyeti hünkârımıza anlatırsanız olacağı bu. Beni kardeşime karşı mahcup ettiniz. Hatice Sultanımız yüzünden başımızın ağrıdığı kâfi. Usul, erkan neyse o. Usulü erkanı sizden öğrenecek değilim paşa. Zinhar bir daha işlerime karışmayın. Gel. Sultanım, Hüsrev Paşa geldiler. Gelsin. Bağışlayın. Rahatsız ediyorum sizi. Ne rahatsızlığı? Geçin şöyle. Hünkârımızın emri malumunuz. Münasip bir vakitte gelip sizi almam icap ediyor. Ancak işittiğime göre hiçbir hazırlık yapılmamış. Bu saraydan ayrılmak istemiyorum çünkü. Anlıyorum sultanım. Lakin endişe etmeyin. Aynı çatı altında olmamız mevcut münasebetimizin değişeceği manasına gelmez. Bu mümkün değil zaten, Hüsrev Paşa.
Hazırlığınız bitince bana haber verirseniz gelip alırım sizi. Hayırlı geceler sultanım. Sultanım. Eğer bu sarayda mesut olduğunuzu bilsem. Emin olun kalmanız için elimden ne geliyorsa yapardım. Ancak mesut değilsiniz. Tebdili mekanda ferahlık var derler. Belki de buradan çıkmanız, kalmanızdan daha hayırlıdır. Ağalar. Hünkârım. Ben de bir arzunuz var mı diye sormaya gelmiştim. Derhal Şehzadem Mustafa'ya haber yollayın. 2 hafta sonra Bursa'daki av köşkünde olacağım. Benimle orada buluşsun. Emredersiniz hünkârım. Şehzadem. Sultanım. Hayırdır Taşlıcalı? Nedir bu halin? Payitahttan haber geldi. Ayaz Paşa vefat etmiş. Emin misin bundan? Evet sultanım. Hünkârımız merhumun yerine Lütfi Paşa'yı tayin etmişler. Nasıl ölmüş peki, bir malumatın var mı? Vebaya yakalanmış şehzadem. Merasim dahi düzenlenmeden kireçle defnedilmiş. Allah taksiratını affetsin. Zira Ayas Paşa'nın günahı çok. Hürrem Sultan'la birlik olup onca masumun kanına girdiler. En başta da merhum İbrahim Paşa'nın. Layığını bulacak hepsi. İbrahim Paşa'yı bir mezarı çok gördüler. Nihayet kendileri de aynı akıbete uğramaya başladı. Derhal Lütfi Paşa'ya bir mektup yazıp tebrik etmek lazım gelir. Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda talihimiz güldü. Hürrem sürgünde, Ayas Paşa öldü. Lütfi Paşa vezir-i azam oldu. Artık sırtımız yere gelmez. Hürrem Sultan payitahta geri dönmüş. Söylenenlere göre hünkârımız bizzat gidip getirmişler. Sürgünde kalsaydı şaşardım zaten. Kapıdan Paşa'dan haber yok mu? Hünkârımız son vaziyetle alakalı ne buyurmuşlar? Zannediyorum hünkârımız bunu bizzat söylemek istediler size. 1 hafta sonra Perşembe günü Bursa'da olacaklarmış. Sizin de orada olmanızı buyurmuşlar. Hünkârım. Haseki Sultan Camii inşası tahmin ettiğimizden daha yavaş ilerliyor. Vaka inşa edilmiş bazı bölümlerde göçükler oluşmuş. Allah'a çok şükürler olsun ki can kaybı yok hünkârım. Mimarbaşı Alaaddin Ağa bunu dahi yapamıyorsa o makamı neden işgal ediyor bu Suud Efendi? Hünkârım kendisi hayli ihtiyarladı. Emrindeki mimarları idare etmekten aciz. Lütfi Paşa. Bu işi derhal kabiliyetli bir mimara verin. Bu yıl bitmeden Hürrem Sultan külliyesi bitecek. Emredersiniz hünkârım. Aslına bakarsanız tavsiye edeceğim biri var. Kendisi daha evvel huzurunuza çıkmış, takdirinizi kazanmıştı. Kimmiş o? Haseki Sinan Ağa hünkârım.
Malumunuz Prut Nehri üzerine 10 günde köprü yaparak zaferde büyük katkısı olmuştu. Bu yüzden kendisini mükafatlandırmamı buyurmuştunuz. Ağır nasıl Sinan? İyi akıl ettin paşa. Bundan böyle Hürrem Sultan Külliyesi'nin inşasından Sinan mesuldür. Layığıyla yapacağından şüphem yok hünkârım. Siz de münasip görürseniz külliyenin inşasında mimar başınız olarak hizmet etsin. Münasiptir paşa. Derhal kararımı tebliğ et, vazifesinin başına geçsin. Elbette hünkârım. Malumunuz üzere Bursa'ya ava gidiyorum. Sen de benimle geliyorsun. Şeref duyarım hünkârım. Şehzade Mustafa'ya da haber yolladım, o da gelecek. Böylelikle orada hep birlikte oluruz. Ne buyurmuşlar hünkârımız? Ava çıkacaklarmış. Benim de kendilerine katılmamı buyurmuşlar. Hürrem boş durmamış belli ki. Aleyhinde çalışmalara başlamış bile. Endişelenmeyin validem. Hünkârımızla arama bir başkasının girmesine karşı değil miydiniz? Bu vesileyle kendisiyle yüz yüze konuşabilirim. Bu hayra alamet değil Mustafa. Orada başına ne geleceği belli değil. Tedbirli olmak lazım. Ne tedbiri validem? Ben babamın yanına gidiyorum. Taşlıcalı. Derhal Lütfi Paşa'ya haber ver. Hünkârımızı yalnız göndermişsin. Ya kendisi gitsin ya da Hüsrev Paşa. Bali Bey de olabilir. Sakın ha şehzademi yalnız bırakmasınlar orada. Sultanım sizin içiniz rahat olsun. Ben alakadar olurum. Bali Bey, nezaket gösterip geldiğiniz için size müteşekkirim. Yalnız fazla vaktim yok. Mevzu her neyse bir an evvel konuşalım. Elbette. Malumunuz savaş yüzünden birçok kaybımız oldu. Bilhassa ticarette ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Akdeniz'in doğusunda yelken dahi açamaz olduk. Vezir-i Azam Lütfi Paşa bizlere hayli öfkeliler ancak devletler arası husumet ebedi değildir. Elbette. Ancak size karşı olan itimadımızı derinden sarstınız. Münasebetlerin eskisi gibi olmayacağı aşikar. Yüce Sultan'ın bizlere karşı öfkesi malum. Müsahibi olarak aramızın düzelmesine vesile olursanız bunun karşılığını misliyle alırsınız Bali Bey. Senyor Tomasso. Bu ne cüret? Siz bana rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Yok yok, yanlış anladınız. Ben sadece sulh için yardım etmenizi istedim. Eğer sulh sağlanırsa ticaret hayatı canlanır. Karşılıklı olarak bunun faydasını görürüz. Osmanlı siyaseti yüce hünkârımızın mutlak iradesiyle vücut bulur. Savaşa da, sulha da hünkârımız karar verir. Yüce Sultan'ın müsahibi olarak kendileriyle görüşmemi sağlarsanız eğer. Şu an için mümkün görünmüyor. Signor Tomasso. Ah benim sevgili yeğenim, hoş geldin. Sen de katıl bize lütfen. Bali Bey'le tanış. Kendisi padişahın müsahibidir. Malkaçoğlu Bali Bey. Signora Silvia. Siz nasıl? Ne vakit tanıştınız? İtalya seferi esnasında tanıştım kendisiyle. Signor Giovanni ile olan görüşmemde. Bu ne güzel bir tesadüf. Ne vakittir İstanbul'dasınız Signora? Bir iki hafta oldu henüz. Amcam Signor Tomasso ısrar edince ben de ziyaret etmek istedim. Benim güzel Silvia'm. Ne yazık ki geri dönmek için pek hevesli. Kalması için ikna edemedim.
Bence de kalın sinyora. Zira İstanbul payitahtı zemindir. Dünyanın en güzel şehridir. Aslında biraz daha kalıp gezmek isterim. Tabii siz de bana eşlik ederseniz. Memnuniyetle. Benim gitmem lazım. Nasıl arzu ederseniz Bali Bey. Konuştuklarımızı düşünmenizi rica ediyorum sizden. Merak etmeyin. Signora Silvia. Seni bana Tanrı gönderdi Silvia. Vali Bey Sultan Süleyman'ın en yakın adamı. Anlaşılan o ki senden hoşlanmış. Burada kalıp görüşmelisin onunla. Eğer bizi desteklemesini sağlarsan büyük bir başarı elde etmiş oluruz. Emin olun. Tekrar görüşeceğiz. Gel. Paşa Hazretleri, payitahttan bir ulak geldi. Rüstem Paşa, haklıymışsın. Veba meselesi hünkârımızın kalbini yumuşattı. Ve bizzat gelerek beni payitahta götürdü. Şükürler olsun ki aramız düzelmekle kalmayıp eskisinden çok daha iyi oldum. Ancak payitahta döner dönmez öyle şeyler öğrendim ki sevincim kursağımda kaldı. Ayaz Paşa veba yüzünden hakkını rahmetine kavuştu. Muhtemeldir ki bu illeti ona bulaştırdılar. Onun ani vefatı Lütfi Paşa'nın veziri azam olmasına sebep oldu. Hayrola? Sen ne arıyorsun burada? Paşamıza payitahttan bir mektup gelmiş. Az evvel kendisine teslim ettim. Senin anlayacağın paşa, divanı ele geçirdiler. Bu yüzden Mirşima Sultanım'la evlenip bir an evvel divana girmen şart. Ancak buna da mani olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben işleri yoluna koyana kadar Diyarbakır'da sabırla beklemelisin. Ve çok dikkat etmelisin. Zira ilk iş senin canını almak isteyeceklerdir. Hayırlı haberleri almışsın paşam. Sen biliyordun demek. Şah Sultan'ı hafife alarak çok büyük bir hataya düştün. Vaziyet malum. Bir an evvel affını dile. Mihrimah Sultan'la evlenmekten vazgeç. Aksi halde sırada sen varsın. Sen beni tehdit mi ediyorsun hatun? Yoksa Şah Sultanımız beni öldürmen için mi tutuyor seni yanımda? Senin ölümünden bana bir fayda yok paşam. Benim yerim senin yanındır. Sen kuvvetli ol ki ben de kuvvetli olayım. Ne gel hatun? Vakti geldiğinde buradan ayaklarının üzerinde çıkmak istiyorsan edebinden otur.
sano. Sultanım, Şah Sultan'ın kapı halkından bir cariye buldum. Nihayet emrinize amadedir. Senin adın ne? Ahsen Sultanım. Ahsen Hatun. Neden burada olduğunu biliyorsun değil mi? Sümbül Ağa anlattı. Size hizmet etmek büyük şeref. Eğer Lütfü Paşa'yı baştan çıkarıp aklını başından alırsa... dile benden ne dilersen. Elimden geleni yaparım sultanım. Ama dikkatli ol Hatun. Hiç kimse bilmeyecek bunu. Tek bir hatanda kelen gider ona göre. Hatice Hanım, Osman'ım, siz beni arabada bekleyin. Ben gelmek istemiyorum anne. Ben de hani hep burada kalacaktık. Burası yine bizim sarayımız. Vakti gelince döneceğiz elbette. Hadi. Emin ol, böylesi daha iyi Hatice. Yeni sarayında daha rahat edeceksin. Allah şahit. Hürrem'in kanını içsem yüreğim soğumaz. Ancak senin hakkında söylediklerinde haklıymış. Benim sarayıma kendi evin gibi yerleştim. Bense bir göçebe gibi oradan oraya sürükleniyorum. İlk fırsatta evlendirip başından savdım. Şimdi de Vezir-i Azam zevcesi oldum. Bir zamanlar benim olan hayatı. Şimdi sen yaşıyorsun. Başına gelenlerden ben mesul değilim Hatice. Doğru. Bu zulmü bana hünkârımız reva gördü. Yalnız şunu bilmeni istiyorum kardeşim. Lütfi Paşa Vezir-i Azam olabilir. Ancak asla bir İbrahim olamaz. Hüsrev Paşa, senin de hünkârımızla birlikte Bursa'ya gidiyor olman iyi oldu. Şehzademize destek ol. Olası bir hadisenin önüne geç. Hünkârımızı güç bela ikna ettim. Zira Hatice Sultanımızı yalnız bırakmamı istemediler. Destur! Hatice Sultan Hazretleri! Sultanım. Zannediyorum artık gidebiliriz. Hayırlı olsun sultanım. Thank you.
9 arşın değil mi? 9, 9 da. Hayrola Sinan, nedir bulmaya çalıştın böyle? Neyi hesap edersin? Sorma Nasuh Efendi. Nicedir Ayasofya'yı tetkik ediyorum. Bu suretler, hesaplamalar hep ona ait. Ne gecem gece, ne günüm gün. Toprakları bol olsun. İsidoros da, Antemius da büyük alimlermiş. Öyledir elbette. 1000 yıl evvel dünyanın en büyük kilisesini yapmışlar. Şimdi ise dünyanın en büyük camisi. İspanyol kafirler daha büyüğünü yaptı Nasuh Efendi. Cami değil tabii. Kilise manasında dedim. Santa Maria Kilisesi. Ya onu da 10 yıl evvel yapabildiler ancak. Senin niyetin nedir Sinan? Yoksa daha büyüğünü mü yapmak istiyorsun? Aklıma gelmesine geldi de. Zor iş be Nasuh Efendi. Çok zor. Sen şimdi küçüğünden başla hele, sonrasına bakarız. Avrat pazarına inşa edilen külliyeden haberin var mı? Olmaz mı? Mimarbaşı vaktiyle hesaplarını bana yaptırmıştı. Madem niye yapamadılar hala? Onların bir günahı yok Nasuh Efendi. Zira benim hesabımı benden başka kimse anlamaz. Bazen ben de anlamıyorum. Aslında o son cemaat yerine bağlanan direkler var ya. Yahu dur, bana ne anlatıyorsun? Bundan böyle o külliye sana emanet. Sen yapacaksın. Eğlenme benimle Nasuh Efendi. Benim etim ne budum ne? Kim teslim eder bana orayı? Sultan Süleyman Han Hazretleri. Süleyman. Gel yavrum. Sana külliyenin inşasıyla alakalı malumat vermek istedim. Ben de sual edecektim Süleyman. Bir servet harcadım lakin aylardır bir arpa boyu yol gidemediler. Mimar başını azlettim. Onun yerine inşaatı Sinan isminde bir hasekiye teslim ettim. Sen daha iyi bilirsin elbette ancak bir haseki bu işin altından kalkabilir mi? Hiç merak etme. Prut Nehri üzerine bir köprü yaptı, dillere destan oldu. Allah vergisi bir kabiliyeti ve sezgisi var. Âlâ. Süleyman yine ayrılık var. Yarın yola revan oluyorsun. Allah'ın izniyle Hürrem. Mehmet, Mustafa abisinin de geleceğini söyledi. Hayırlar olsun inşallah. Şehzade Mustafa hata yapmış olabilir. Ancak kötü bir niyeti olduğuna ihtimal vermem. Daha fazla üstüne gidip ne kendini üz ne de onu. Yeniçerilerin Şehzade Mustafa'yı çok sevdiğini unutma. Onun üzülmesini istemezler. Kimin üzülüp kimin üzülmeyeceğine ben karar veririm Hürrem. Mustafa o kadırgayı yaptıramayacağını da, o kadırgaya binip denize açılamayacağını da gayet iyi biliyor. Buna rağmen yapıyorsa ben bunun arkasında kasıt ararım, hata değil. Şehzademiz hanedanımızın gözbebeği. Genç yaşında onca övgü ve sevgiye taşımak kolay değil. Tesir altında kalmış olabilir. Kalmayacaklar Hürrem. Benim şehzadelerim zinhar gururun ve kibirin esiri olmayacaklar. Yanı başımızda bir cevher varmış da haberimiz yok. Estağfurullah Nasuh Efendi. Sizin kitaplarınız da var orada. Sayenizde çok şey öğrendim. Avrat pazarına ne vakit gideriz? Ayrıca mimarbaşıyla da konuşmam lazım. Hem malzemelerimin hepsi de burada. Nasıl yapacağız? Orasını sen düşün Sinan ağa. Mimarbaşı olan sensin. Vallahi hünkârımız her gün sual ediyorlar. Bir an önce bitmesi lazım. Nasuh Efendi, merakımı mazur görün. Az evvel mimar başı mı dediniz yoksa diliniz mi sürçtü? Lütfi Paşa'mız tavsiye edince hünkârımızla münasip bulmuşlar. Ve ferman-ı şerif ile mimar başı tayin edildi. Hayırlara vesile olsun. O vakitte herhalde çalışmaya başlamam lazım. Allah bilir hesapları nereye koydum.
Hadi gidelim, gidelim. Ben nerede kalacağım anne? Horiciyan. Benim yanımdaki daire senin için hazırlandı. Osman da hemen karşında olacak. Osman'ım. Benim aslan oğlum. Daireni gezmek ister misin? Bir ihtiyacınız var mı? Eksik gedik ne varsa söyleyin. Derhal temin edilir. Hayır, yok. Yarın sabah erkenden limanda olmam lazım. Zira hünkârımız ve Şehzade Mehmet'le beraber Bursa'ya gidiyorum. Bir hafta 10 gün kalırız diye tahmin ediyorum. Nereden icap etti bu? Hususi bir sebebi yok sultanım. Ava gidiyoruz. Şehzade Mustafa Hazretleri de orada katılacaklar bize. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Emniyetiniz ve rahatınız için her türlü tedbir alındı. Yokluğumda da saraya alışmış olursunuz böylece. Sultanım. Çocuklar bu gece benimle yatsın. Hünkârım. Nihayet gelebildin. Derhal hava çıkıyoruz. Hoş geldin abi. Zinhar ürkütmeyeceksin Mehmet. Uzaktan sabırla takip edeceksin. Bekleyeceksin. O yavaş yavaş sana yaklaşacak. Bir hayvan kadar da sessiz olacaksın. Nefes aldığın da işitilmeyecek. Ne silahını gösterip onu ürküteceksin, ne de niyetini belli edeceksin. Ta ki o ana kadar. İşte o uygun anı bulduğunda da nişan alıp okunu hayvanın tam kalbine saplayacaksın. Şehzadem. Neler oluyor Hüsrev Paşa? Babam yüzüme dahi bakmıyor. Zannediyorum av dilemenizi bekliyor şehzadem. Doğrusu da bu zaten. Hünkârımızın onu böyle çağırması ayrı alamet değil. Hürrem böyle bir fırsatı kaçırmaz. Allah bilir hünkârımız evladına karşı doldurmak için neler söyledi. Defalarca ikaz ettim. Aklınıza kötü şeyler getirmeyin sultanım. Şehzademiz selametle dönecektir inşallah.
Mustafa'yı korumak istedin, öyle değil mi? Bu benim vazifem. Sen kimi kimden koruyorsun İbrahim? Neden durduk hünkârım? Vaktiyle rahmetli babam Sultan Selim Han'la buralara gelmiştik. Zannediyorum bu civara kurmuştuk otağımızı. Mekanı cennet olsun. Amin. Pek severmiş hava çıkmayı. Öyle. Lakin bizim buraya geliş sebebimiz o değildi. Başka bir sebep için gelmiştik. Rahmetli amcam Şehzade Korkut hakkında konuşmuştuk. Amcam rahmetli Şehzade Korkut, büyük atamız Sultan Mehmet Han vefat ettiğinde rahmetli babası Sultan Beyazıt Han gelene kadar tahta vekalet etmişti. Bu yüzden gurura kapıldı. Manisa valisiyken kendisine verilenle yetinmedi. Daha başka haslar da istedi. Manisa'nın havası benim mizacıma iyi gelmiyor diye Bergama'yı istedi. Babası rahmetli Sultan Bayezid Han da oğlunun bu cüretine karşılık olarak ders olsun diye onu Manisa valiliğinden aldı, Teke valiliğine atadı. Lakin amcam böyle şeyleri pek anlayacak bir insan değildi. Anlamadı da. Taleplerine devam etti. Manisa'ya geri dönmek istedi. Kabul edilmeyince de Sancak Bey'i bırakıp Antalya Kalesi'ne kendini kapattı. O dönemin Anadolu Kaz askerlerinden Alaaddin Ali kendisine nasihatçi olarak gönderildi. Amcam nasihatçıya kırgın olmadığını, ilimle uğraşacağını, bir de hacca gitmek istediğini söyledi. Nitekim daha sonra sultanın nasihatlerini aldırmayarak hacca da gitti. Hacca mı? Evet. Tarihimizde daha evvel görülmemiş bir hadiseydi bu. Velakin hac ziyaretini eda eleyemeden Memlük Sultan'ın nasihatleri üzerine aylar sonra geri döndü. Rahmetli amcam Korkut sana pek benzerdi Mustafa. Derya'ya pek meraklıydı. Derya'da esir düşen Müslümanları kurtarır. Derya gazilerine yardım eder. Gemileri inşa ettirir. Sonra bu gemileri gaza niyetine Derya'ya gönderirdi. Rahmetli babam Sultan Selim Han tahta geçtiğinde amcama hiç dokunmadı. Amcam her ne kadar saltanat hırsında olmadığını söylese de içindeki ateşe mani olamıyordu maalesef. İsyan mı etti? Hayır. Lakin şöyle bir hadise vuku buldu. Payitahttan vezirlerin yazdığı saltanata davet mektubuna karşılık verdi. Bunun üzerine asker yollandı ve İstanos'ta yakalandı. Yolda da Kapıcıbaşı Sinan tarafından boğuldu maalesef. İşte bu hadise o vakit bana ibret olmuştu. Aklı başında her şehzade bu elim hadiseden kendine ders çıkarmalıdır. Gel Mehmet. Bakalım avcılıktaki günlerin nedir? Şehzade. Hünkârımız benim ihanet ettiğimi düşünüyor Taşlıcalı. Bu aklından nasıl geçer? Konuşmalısınız Şehzade. Hakikati anlatmalısınız. Fikrini değiştireceğini sanmıyorum. Şehzade. Koca bir ummanı bir parça çamur kirletemez.
Hünkârımız sizin masumiyetinizi anlayacaktır. Hünkârım. Ben bir Üsrev Paşa'ya bakayım. Lüzum yok. Kardeşler arasında gizli saklı olmaz, öyle değil mi? Elbette. Ben usulen yaptığım hataların farkındayım. Sizden habersiz böyle işlere kalkışmam doğru değildi. Sizi üzdüm. Bu yüzden affımı diliyorum sizden. Bağışlayın beni. Af dilemek bu kadar mı zor Mustafa? Karşında bir cihan sultanı var. Haşa hünkârım. Ben buna gerek kalmasından mütevellit üzgünüm. Zira ben sizin evladınızım. Sizin gücünüze güç katmak dışında hiçbir arzum yoktur. Olamaz. Siz seferdeydiniz. Ben de Anadolu muhafızı olarak topraklarımızı korumak istedim. Aslında size vaziyeti bildirdim ancak mektubum elinize ulaşmamış. Cevap almadın. Lakin buna rağmen kendi bildiğini okudun. Derhal icap edeni yapmamı buyuracağınızdan emindim hünkârım. Bu yüzden vakit kaybetmemek için erken davrandım. O halde buna hata denemez Mustafa. Sen alenen kendini benim yerime koydun ve benim adıma karar verdin. Haşa ben. Üstelik bununla da yetinmedin. Denize açıldın ve o korsanın gemisine çıktın. Bunu nasıl izah edeceksin? Bunda maksadın nedir Mustafa? Bir şehzade nasıl olur da kendi hayatını bu şekilde hiçe sayar? Orada başına her şey gelebilirdi. Allah muhafaza, orada ölen o korsan değil de sen olabilirdin. Yahut seni kaçırıp kendi ülkelerine götürebilirlerdi. O vakit Cem Sultan gibi düşmanlarımızın elinde oyuncak olurdun. Haklısınız hünkârım. Bütün bunları düşünmem icap ederdi. Ancak ben... Düşünmedin. Çünkü kendine fazla güveniyorsun Mustafa. Öyle değil mi? Yazık. Kibirin daha şimdiden sağır etmiş seni. Gözlerine perde olmuş gurur. Bir af dilemeye bile yüksünüyorsun. Unutma. Kibir ve gurur şeytanın hayvanlarıdır. Sen onlara hükmedemezsen onlar sana hükmeder. Şehzademizden haber yok değil mi? İnşallah Hüsrev Paşa yol gösteriyordur şehzademize. Hüsrev Paşa'nın orada olması iyi. Varlığıyla dengeyi sağlayacaktır. Ben bir Esma'na bakayım. Yemeğe inmedi. Hayırdır inşallah? Hasta değil değil mi? Sanmam. Canı sıkkın. Malum Mihrimah'la da görüşmüyorlar pek. Bağışlayın paşam. Uzak dur hatun. Niceler halinin farkındayım.
davranışlarına çeki düzen ver. Haydi. Buraya gelirken seni görmeyi beklemiyordum hiç. Ama kader bizi tekrar bir araya getirdi. Kaderden çok amcanız Signor Tomasso bir araya getirdi diye düşünmüştüm. Seni tanıdığımı bilseydi bunu çok daha önce yapardı. Günlerce seni ikna etmemi istiyor zaten. Yüce Sultan'la görüşmek istiyormuş. Ben de gönülden razı oldum bu vazifeye. Seni kandırmam lazım. O vakit beni diye unut Silvia. Burada kalıp beni ikna etmek için uğraşman gerekecek. Büyük bir zevkle. Gel. Sultanım, bu size gelmiş. Ver çabuk. Şu koca cihanın yeryüzündeki güneşi, iyiliğin, şefkatin parıldayan kameri, kıymetli sultanım. Diyarbakır'da sizden uzakta bilseniz nefes almanın güçlüğünü, Rüstem kulunuza acır, merhamet ederdiniz. Allah'a şükürler olsun ki gündüz parıldayan güneş, gece doğan ay, sizin güzelliğinizi bu uzak diyarlara dahi taşımakta. Sarayı hep merak etmişimdir. Bilhassa Hürrem Sultan'ı. Onun hakkında çok şey duydum. Anlatılan her şeye inanmayın Signora. Padişahın gözü ondan başkasını görmezmiş. Hem de yıllardır. En azından bu doğru. Öyle değil mi? Öyle gözüküyor. Herkes sultanın büyü yaptığını düşünüyor. Eğer öyleyse nasıl bir büyü yaptığını ben de bilmek isterim. Niyetin beni büyülemekse buna lüzum yok. Lakin bu güzel saçların, gözlerin kâfi. Ne oldu? Bekle burada. Kimsin sen? Ben geçiyordum sadece. Konuş yoksa alırım canını. Yapma beyim. Vallahi benim bir günahım yok. Emir kuluyum. Kim verdi bu emri? Söyle. Mihrimah Sultanımız. Attığınız her adımı bilmek istiyorlar. Ne oluyor? Kim bu adam? Mühim değil, Berduş'un biri. Nerede kalmıştık, buyurun. Kemankeşlik'te üzerinize bir yiğit yetişmedi daha hünkârım. Bugünkü avdan sonra öyle gözüküyor ki epey bir süre daha yetişmeyecek. Rahmetli babam Sultan Selim Han iyi bir avcıydı. Benim de öyle olmam için elinden geleni yaptı. Mekanı cennet olsun. Amin. Bu zihkir bana rahmetli babamın hediyesidir. Manisa'da avda olduğumuz bir gün hediye etmişti. Zannediyorum artık benim de hediye etme vaktim geldi. Bu zihkir artık senindir Mehmet. İnşallah günün birinde sen de kendi evladına hediye edersin. Şeref duyarım hünkârım. Lütfettiniz.
müsaadenizle benim yıla revan olma vaktim geldi. Hayırlı yolculuklar Mustafa. Mahidevran'a selam söyle. Kardeşim. Uğurlar olsun abi. Paşam. Şehzadem. Keşke biraz daha kalsaydın abi. Doğru dürüst hasbihal edemedik. Sancağı boş bırakmak olmaz. Olup bitenlerden haberim yoktu. İnan bana çok üzüldüm. Hünkârımızla da konuştum zaten. Abim bir hata yapmış olabilir. Ancak sizi çok sever. Sadakatle bağlıdır dedim. Beni müdafaa etmek istemem takdire şayan kardeşim. Ancak buna ihtiyacım olduğunu düşünmen beni daha çok üzer. Ben sadece... Hünkârımızı bir hayli öfkeli görünce... Ne öfkesi Mehmet? Bir baba ile oğul arasında öfke olur mu hiç? Kardeşler arasında kin ve nefret olur mu? Bizler ancak düşmanlarımıza karşı öfke duyarız. Onlardan nefret ederiz. O halde nedir seni böylesine üzen? Gözlerinde gördüğüm bu acının sebebi ne? Gitmem lazım kardeşim. Abi! İstemeden seni üzecek. Kıracak bir şey yaptıysan bağışla beni. Bu hepimize ders olsun Mehmet. Bilhassa da senin için. Bir gün sen de sancağa çıkacaksın. Alacağın kararlarda benim hatalarıma düşmezsin. Ne olursa olsun ben seninle gurur duydum abi. Dagama denen korsanın gemisine çıkman büyük cesaret. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Eminim yapardın kardeşim. O gemiye çıkardın. Korsanın kalbini sökerdin. Böylece herkesin takdirini kazanırdın. Bilhassa da hünkâr mısın? Şimdi söyle. Malkoçoğlu nerede, ne yapıyor anlat. Sultanım, emriniz üzere takip ediyorum. Bugün Beşiktaş bahçesinde ecnebi bir hatunla beraberlerdi. Kimmiş bu hatun? Kim olduğunu bilmiyorum. Ancak birkaç kez görüştüklerine şahidim. Haşa huzurdan af buyurun, pek samimiydiler sultanım. Ne demek bu, ne yapıyorlardı? Sen gene takibe devam et. Hatun kimmiş bilmek istiyorum. Bağışlayın. Lakin takip etmem mümkün değil. Vali Bey beni yakaladılar. Konuştun mu yoksa? Anlattın mı her şeyi? Beni biliyor mu? Sultanım bağışlayın beni. Canımı zor kurtardım. Yıkıl karşımdan beceriksiz. Bekle. Önce hatunun kim olduğunu öğren. Ama bu sefer dikkatli ol. Bir aptallık edersen canını ben alırım. Emredersiniz sultanım. Anlat hatun, neler oldu? Emriniz üzere acele etmiyorum sultanım. Ancak gözüm Lütfü Paşa'nın üzerinde. Fazla da oyalanma. Şah Sultan vaziyeti anlamadan bu iş bitmeli. Merak buyurmayın sultanım. Bugün değilse yarın mutlaka size hayırlı bir haberle geleceğim. Şehzade Mustafa ne vaziyette? Az evvel konuştum Sümbül Ağa'yla. Henüz bir haber gelmemiş. Bir şey olacağını sanmam sultanım. Fahriye ne beklediğimi sanıyorsun? Şehzadenin ölüm haberini mi? Şehzade Mustafa gibi yalçın bir kalenin üç günde düşmeyeceğini gayet iyi biliyorum. Daha düne kadar o kaleye canı pahasına müreffah eden İbrahim Paşa'ydı. Ondan kurtulmak yıllarım aldı ama başardım.
kalenin bedeninde büyük bir gedik açtım. O gediği kapatmak için canla başla savaşıyorlar ama nafile. Taşlar yerinden oynadı bir kere. Ahsen Hatun. Hayrola, ne işin var senin burada? Şah Sultanımız ilaç getirmemi istemişti de onu almaya geldim. Nesi var sultanımızın? Hastalandılar mı? Mühim bir şey değil. Geceleri rahat uyumak için ısırgan otu getirmemi buyurdular. Ha. İyi madem, bir an evvel götür o zaman. Sultanım. Hayırdır paşam? Şehzademizle alakalı bir haber mi var? Bu vakte kadar divandaydım. Henüz bir malumat gelmedi. Hatice Sultanımız nasıl? Yeni sarayına alışabilmiş mi? Bir müddet yalnız bırakmak lazım. Alışacaktır elbet. Geç oldu paşam. Odanıza gidin. Siz de yorgunsunuz, dinlenin biraz. Lüzum yok. Böyle iyiyim. Odanıza gidin dedim. Hatice Sultanımızın vaziyetini anlıyorum. Kalbinde derin bir yara var. Alışması, unutması güç. Peki sizin vaziyetiniz nedir sultanım? Siz kimin yasını tutuyorsunuz böyle? Ne demek bu paşa? Vallahi bunu siz bana söyleyeceksiniz sultanım. Zevcem olarak vazifelerini ihmal eden sizsiniz. Her daim bir bahaneniz var. Beni istemediğiniz gün gibi aşikar. Ancak sebebi gece kadar karanlık. Yoksa kalbinizde başka biri mi var? Mesela maziden biri. Göçüp giden biri. Bu ne cüret? Sen kimsin ki benimle böyle konuşursun? Kullarımızın haddine mi düşmüş beni sorgu sual? Derhal çık odamdan. Bir daha da odama gelme. Paşa Hazretleri. Arzunuz var mı paşa? Beni yalnız bırak.
benden ırak ol. Beni günaha sokma. Yoksa kendi ellerimle alırım canını. Haydi git. Haydi. Paşam. Haydi. Haydi git. Sultanım, Mercan Ağa geldiler. Sultanım. Hayırlar olsun. Gece vakti ne işin var burada senin? Ben sizi merak ettim sultanım. Bir şey olmuş belli. Ne söyleyeceksen söyle. Dediğim gibi sizi merak ettim. Malum gündüzleri vaktim olmuyor gelmek için. Ahsen Hatun'u gördüm sarayda. İlaç almaya gelmiş. Bir hastalığınız mı var? Isırgan otu bitti deyince ben yolladım. Anlıyorum. Hayli sıkıntılı görüyorum sizi. Sorma Mercan. Hürrem Lütfü Paşa'nın aklını bir hayli karıştırmış belli ki. Vezir-i Azam da olunca kibrinden geçilmiyor. Gözün üzerinde olsun. Merak buyurmayın sultanım. Her daim gözüm üzerinde olacak. Sultanım. Bana bir ders vermek istemiş anlaşılan. Ben de dersimi aldım geldim. Ne demek oluyor bu? Size söyledim. Babamla aramızda bir uçurum var. Ve bu uçurum benim tahmin ettiğimden daha derin. Hissi davranma Mustafa. O senin hem baban hem de hünkârın. Sen bir hata yaptığında ikaz edecektir elbette. Bana rahmetli büyük amcam Korkut'un başına gelenleri anlattı. Bir şehzadenin kaderi budur aslanım. Seni bir sancağa gönderirler. Orada devlet tecrübesi kazanıp kendini yetiştirmen için bütün imkanlar sağlanır. Sonra ne hikmetse sen de istenileni yaptığın için itham edilirsin. Baban da bu saraydayken bunları yaşadı. Denize açıldığın için kızıyor sana. Ama kendisi de yapmıştı bunu. İbrahim'le kaç kere muhafızları atlatıp gittiklerini biliyorum. Hiçbir kötü niyeti yoktu senin gibi. Ama iki kere ölümden döndü. İbrahim kurtardı ilkinde.
sonra valide sultanımız. Mustafa'm, aslanım, bir musibet bin nasihattan evladır derler. Bundan böyle daha dikkatli ol. Dostundan da, düşmanından da sakın. Zinhar onlara fırsat ver. Süleyman. Hürrem'im. Şükürler olsun döndün. Bilhassa hastalık kol gezerken öyle korktum ki. Meraklanma. Moşe Efendi ile konuştum, tedbirler işe yaramış. Bu veba illeti gün geçtikçe azalıyor. Bir iki aya kalmaz kurtuluruz. İnşallah. Şehzade Mustafa nasıl? Afiyettedir inşallah. Mustafa akıllı bir şehzade. Hatasını çoktan anlamıştı zaten. Benden af diledi, ben de kabul ettim, sancağına gönderdim. Bundan böyle daha dikkatli olacaktır. Şükürler olsun. Bunu duyduğuma çok sevindim. Bir şehzadeye de bu yakışır zaten. Bırakın beni. Kimsiniz? Nereye götürüyorsunuz? Durun. Ne olur bırakın beni. Neredeyim ben? Kimse yok mu? Yardım edin. Signora Silvia. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Beyim, kim bu Silvia Hatun? Elçi Tomasso'nun yeğeni. Daha evvel de karşılaşmıştık. Onu tekrar göreceğim, hem de payitahta göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Oh, hayırlar olsun. Nikah ne vakit? Ne nikahı nasıl efendi, beni bilmez gibi konuşma. Ancak itiraf etmeliyim ki Signora Silvia çok hoş bir hatun. Onunla vakit geçirmekten de bir hayli keyif alıyorum. Ah beyim ah. Mihrimah Sultanımızın Rüstem Paşa denen yılanla evlenmesi mevzu bahisken sen kimlerle dolaşıyorsun? Sultanımızın istemediği biriyle evlenmesi elbette üzücü. Ancak elimden bir şey gelmez. Ne dersin? Evlenirler mi Rüstem Paşa'yla? Bilmiyorum. Lakin sultanımız çok üzülüyor. Onun mutsuz olması beni de üzüyor. Anlaşılan Hürrem Sultanımız ona baskı yapıyor. Ne kadar dayanır bilmem. Allah yazdıysa bozsun. Burada çok kalacak mısınız Signora? Kim söylediyor bunu? Kim olduğum mühim değil. Mühim olan ne istediğim. Ülkenize dönmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde burada huzuru bulmanız çok zor. Ne istiyorsunuz benden? Ben size ne yaptım? Venedik elçisinin yeğeni olduğunuzu biliyorum. Anlaşılan o ki, ülkenizin menfaatleri için casusluk edip Osmanlı beylerinin aklını karıştırmaya çalışıyorsunuz. Derhal gitmezseniz hem sizin için hem de beraber dolaştığınız insanlar için hiç iyi olmaz.
Hayırdır Sümbülen, pek bir keyiflisin. Nasıl keyifli olmam sultanım? Az evvel Ahsen Hatun'la konuştum. Benden tez vakitte hayırlı haberler beklesinler dedi. Aferin Sümbüla. Nihayet güzel bir haber verdin. Şimdi ne yapacağız sultanım? Aceleye lüzum yok Sümbüla. Lütfi Paşa artık elimizde sayılır. Şah Sultan'ın da kaderi Hatice'ye benzeyecek. Sultanım. Fahriye sakın keyfimi bozacak. Bir haber verip deme. Üzgünüm sultanım. Fakat bilmeniz icap eden bir husus var. Mihrimah sultanımızla alakalı. Hatun, işin bittiyse çık dışarıya. Gerisini ağalar halleder. Haydi. Validem. Naz bahçeye çıkmıştım hava almak için. O halde yolunu şaşırmışsın. Zira nereden geldiğini gayet iyi biliyorum. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum ben. Kes sesini Mihrimah! Yüzüme baka baka yalan söyleme bana. Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun Mihrimah. Benim kızım, benim sultanım. Nasıl olur da gururunu ayaklar altına alır böyle? Kadınla nasıl konuşursun? Benim kim olduğumu bilmiyor. Seni tebrik ediyorum eşime. Hiç değilse bunu düşünebilmişsin. Hala anlamıyorsun değil mi? Sanıyorsun ki Bahri Bey seni düşünüyor, seni seviyor. Gördüğün gibi seni reddedip kiminle geziyor? Validem. Buraya kadar Mihrimah. Artık buna bir son vermenin vakti geldi. Gel. Vali Bey'im. Nasıl efendim? Oo Sümbüla. Mercan ağa bu tarafa geçmene müsaade ediyor mu? Olur mu hiç öyle şey beyim? Onun haddine mi düşmüş? Hele bir denesin, hele bir göreyim, hele bir yapsın. Söyle ağa. Nedir derdin? Hürrem Sultanımız sizinle görüşmek istiyorlar. Söylesene be adam. Buyursunlar hemen. Burada değil beyim. Sizin mermer köşkte bekliyorlar. Sultanım. Beni görmek istemişsiniz. Bahri Bey seninle son kez Mihrimah hakkında konuşmak istiyorum. Buyurun sultanım. Sizi dinliyorum. Mihrimah'ın sana olan zaafı malumun. Ben eğer ne kadar istemesem de bu böyle. Ve işin kötüsü de ısrarla hislerinizin karşılıklı olduğunu söylüyor. Sultanım. Emin olun ki böyle düşünmeleri için hiçbir şey yapmadım. Bana başka, ona başka konuşuyor olabilir misin? Zinhar böyle bir şey yok sultan. Fakat
Siz de takdir edersiniz ki sultanımıza hakikati alenen ifade edemem. Bu yakışık almaz. O halde söyle, nedir hakikat? Mihri mahaneden istemiyorsun. Sultanım, bağışlayın beni. Fakat kendileri benim gözümde hala bir çocuk. Başka bir gözle bakmam mümkün değil. Anladım. Dürüstlüğün için teşekkür ederim. Bari beye çekilebilirsin. Sultanım. Kızıyor olabilirsin şimdi. Lakin hakikati kendi kulaklarında duyman lazımdı. Hünkârım, külliyenin inşa edileceği avrat pazarını düşününce en münasibi caminin tek kubbesi ve tek minaresi olmasıdır. Ayrıca pencere sayısını artırıp ferah ve aydınlık olmasını sağlayacağım. Alacağı her ışığın günün her vaktine göre hesabını da yaptım. İçerisi zinhar karanlık olmayacak. Âlâ. Aydınlık ve ferah olması mühim elbet. Bu taraf ise hünkârım, daha sıcak olacağından abdesthaneleri buraya almayı düşünüyorum. Hazire'nin karşısında Sıbyan Mektebi, İmaret Medrese ve Şifahane olacak. Hala. Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Al içeri. Hünkârım. Hürrem, sana bahsettiğim mimarbaşı Sinan Ağa geldi. Külliye hakkında malumat veriyor. Metninizi çok duydum Sinan Ağa. Tebrik ederim. Lütfettiniz sultanım. Elinin çok hızlı olduğunu söylediler. Külliye ne vakit biter? Allah izin verirse 6 ay sonra teslim ederim sultanım. Mihrimah Sultan Hazretleri. Thank you.
İnşallah Mimar Sinan sözünü tutar. Külliyenin bir an evvel faaliyete geçmesini istiyorum. İbadete açılsın. Fakir fukara yemeğini yesin. Hastalar şifa bulsun. Merak etme. Sinan hayli yaman bir ağa. Vaktini evvel teslim edecektir. Gel. Hünkârım, Mihrimah Sultan geldiler. Alın içeri. Mihrimah'ım. Benim eşsiz hazinem. Nasılsın? İyiyim hünkârım. Malumunuz, Rüstem Paşa ile evlenmem mevzu bahis. Ben çok düşündüm ve bir karar verdim. Eğer siz de münasip görürseniz Rüstem Paşa ile evlenmeyi kabul ediyorum.